aile fotoğrafın Dağlı'ya ait olduğunu teşhis etti. 30 Ekim 1995 tarihinde Evrensel Gazetesi kayıp Ali İhsan Dağlı'nın askerin elinde olduğunu belgeledik, inkar edemezsiniz başlıklı bir haber daha yayınladı. Daha sonra ahim kararında da belirtildiği gibi yaralı olarak gözaltına alınan Dağlı'nın askeri araca bindirildikten sonra gözleri bağlanmış. Kendisine Asteğmen doktor tarafından ilk müdahale yapılmış. Ardından ilçe jandarma komutanlığına götürülmüş ve operasyonda görev alan piyade er BG Dağlı'nın gözaltındayken gizlice fotoğraflarını çekmişti. Bu fotoğraflarla birlikte tanıklığını da merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Merkezi'ne göndermişti. Bu haberlerin ardından Dağlı ailesi yeniden savcılığa başvurdu. Kendisi de aynı operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden biri olan ve ertesi gün serbest bırakılan köy muhtarı MŞK sol elinden yaralı olarak saat kadar burada bekletildikten sonra Silvan Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğüne dair savcıya ifade verdi. İfadede Dağlı'yı gözaltında gördüm, beni öldürmeyin çocuklarım var diye bağırıyordu dedi. Her şey bu kadar ortadayken dosya sürümcemede bırakıldı. 26 Kasım 2002 tarihinde Silvan Kaymakamlığı askeriyenin Dağlı'nın gözaltına alındığını ortaya koyacak hiçbir unsur yoktur. Gerekçesi esas olarak operasyona katılan 4 subay hakkında soruşturma açılmasına izin vermedi. Ailenin bu karara yaptığı itirazlar reddedildi. Ailenin ihadenin ve af örgütünün tüm çabalarına karşı iç hukukta etkili bir başvuru yolu bulunamadı. Bunun üzerine aile avukat Tahir Elçi aracılığı ile AHİM'e başvurdu. Mahkeme AHİM, Ali İhsan Dağlı'nın devlet görevlileri tarafından öldürüldüğünün ortaya konduğunu söylenebileceğini tespit etmektedir diyerek yaşam hakkı ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. 994. haftamızda yargı makamlarına ve iktidara sesleniyoruz. Gözaltında kaybedilenlerin başına neler geldiğinin ortaya çıkarılması hukuksal bir zorunluluktur. Aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun Dağlı ailesi faillerin kimliğini, suçun nasıl gerçekleştiğini, neden gerçekleştiğini ve Ali İhsan Dağlı'nın nerede olduğunu bilme hakkına sahiptir. Kaç yıl geçerse geçsin Ali İhsan Dağlı için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.